Dünya koronavirüsüyle mücadelede neredeyse bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, salgının kontrol altına alınması için gözler ilaç firmalarının geliştirdikleri aşılara ilgili kurumlardan gelecek onaya çevrildi. Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının ardından Moderna şirketi de geliştirdiği aşı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay alma başvurusunda bulundu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Kurulu 10 Aralık'ta Pfizer'in, 17 Aralık'ta da Moderna'nın başvurusunu değerlendirecek. Her iki ilaç firmasının geliştirdiği aşıların klinik deneylerde %95 etkili olduğu görüldü. İngiltere, Pfizer'in aşısına onay verdi. Pfizer ve Moderna'nın geliştirdiği aşılara ilişkin çalışmalarda ham verileri değerlendiren FDA'in de bu aşıların kullanılmasına onay vermesi halinde öncelikli olarak belirlenen gruplar aşılanacak. We also learned this morning that the United Kingdom has granted authorization to the Pfizer vaccine. Bu sabah İngiltere'nin Pfizer'ın aşısına onay verdiğini öğrendik. FDA incelemesini sürdürürken bir başka bağımsız kurumun aşıya verdiği onay Amerikalılara böyle bir aşının kalitesi konusunda güven vermeli. Her şey yolunda giderse bu ay içinde eyaletlere ilk aşı sevkiyatını yapabiliriz. Peki öncelikli gruplar hangileri? ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri Danışma Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca ilk olarak sağlık çalışanları ve bakım evlerindekiler aşılanacak. FDA onayının gelmesinin ardından 31 Aralık'a kadar ilk doz aşının yapılması olası. Şubat ayı sonunda 100 milyon kişiyi aşılamış olacağız. Bu da aşağı yukarı 65 yaş üstü sağlık çalışanları ve zaruri alanlarda hizmet verenleri kapsıyor. Amerika'da aşı dağıtımı sürecini Savunma Bakanlığı ve Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri yani CDC yönetecek. CDC'ye göre ilk olarak 21 milyon sağlık çalışanı ve bakım evlerindeki 3 milyon kişi aşılanacak. Polis, itfaiye, okul çalışanları, ulaşım sektörü, gıda ve tarım gibi alanlarda çalışanlara da bir sonraki aşamada aşı yapılacak. Sonraki aşamada da yüksek risk grubunda olan yetişkinler ve 65 yaş üstü nüfus var. Geliştirilen aşılar çok düşük derecelerde muhafaza edilmesi gerektiği için dağıtım süreci zorlu olabilir. Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Cedars-Sinai Tıp Merkezi aşı dağıtım sürecinde yer alacak merkezlerden biri. The health department will allocate a specific amount of vaccine. Sağlık Bakanlığı belirli bir miktar aşıyı tahsis edecek. Bu aşılar doğrudan bize gönderilecek. Aşılar buz dolu konteynerların içinden çıkarılarak güvenli yerde tutulan alarmlı buzdolaplarına yerleştirilecek. Aşıların tutulduğu derece yakından takip edilecek. Sağlık Bakanlığı da aşının önce kimlere yapılması gerektiğini söyleyecek. Amerikalı yetkililere göre aşının Nisan ayından itibaren eczane, klinik ve doktorlarda genel nüfusun kullanımı için hazır olması bekleniyor. Aşı malzemeleri şırıngalarıyla birlikte FDA onayı gelir gelmez uygulanmak üzere gizli bir depoda tutuluyor. Malzemelerin tutulduğu deponun başında silahlı korumalar bekliyor. Resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat lider Joe Biden, eşi Jill Biden'la birlikte Şükran Günü öncesinde Amerikalılara seyahat etmemeleri ve Şükran Günü kutlamalarında kişi sayısını sınırlı tutmaları çağrısında bulunmuştu. Ancak Amerikalılar uyarıları pek dinlemedi. Olağan bir Şükran Günü tatilindeki kadar olmasa da yolcular havaalanlarına akın etti. Uzmanlar ve yetkililer aşıdan önce Amerika'yı karanlık bir kışın beklediği uyarısında bulunuyor. Amerika'da yalnızca Kasım ayında görülen yeni vaka sayısı 4 milyon. Ekim ayında bu rakam 1.9 milyondu. Hastanelerdeki doluluk oranı da sınıra dayandı. Vaka sayısının getirdiği yükle boğuşan hastaneler, hemşire ve doktorları emekli olmamaları için ikna etmeye çalışıyor. Yeni mezunları işe alıyor ve personel sorununu aşmak için astronomik ücretler teklif ediyor. Wisconsin ve Nebraska gibi eyaletlerde valilik emekliye ayrılan hemşirelerin göreve dönmelerini kolaylaştıracak adımlar atıyor. Iowa eyaleti de yeni hemşireler için geçici acil durum lisansı verme uygulamasını başlatıyor. Minnesota'daki bazı hastanelerse personel sıkıntısını aşabilmek için hemşirelik öğrencilerine kış dönemi staj imkanı veriyor. Begüm Dönmez Ersöz, Amerika'nın Sesi, Washington.